Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle hayatınızın yalan olduğunun kanıtı adında bir video yapacağız. Bu videoda doğru bildiğiniz yanlışlar da var, görmediğiniz şeyler de var. Yani ne bileyim, böyle karışık kuruşuk bir video. Dilerseniz hızlıca videoya geçelim. Siz de bu sıcak günlerde tatile gitmeyip takipçilerine video çeken Mert Gültaş'a bir aboneliği, bir like atmayı çok görmezseniz çok sevinirim. Hem de bana bayram hediyesi vermiş olursunuz diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Bakalım ilk videomuz neymiş? İşteyken acıktığın zaman. Çaldın. Pizzayı çaldın sen. Abi adamların pizzasından acıktığınız zaman böyle dilim alıp yiyor musunuz? Yani aramızda pizzacıda çalışanlar varsa bunu bir yorumlara yazsın diyeceğim de. Bence yorumlara yazmayın, yani linç yersiniz. Ama yani bak, hayatınız yalan işte. Hava durumlarının nasıl sunulduğunu hep merak etmişimdir. Bu şekilde sunuluyor. Adamın bir yeşil perde önünde olduğunu biliyordum da nereye bakacağını, elini nereye koyacağını nasıl bildiğini bilmiyordum. Bu şekilde görüyormuş. Gördüğünüz gibi canlı canlı orada efektlenmiş hali var. Ona göre böyle yapıyor işte. Bak, bir şey daha öğrendik. Sırada Tableron isimli çikolatanın üzerinde fark etmediğiniz bir şey var. Ama tabi fark etmemeniz çok normal. Şuncacık çikolatayı 50 liraya satarsan tabi fark edemeyiz. Tableron alamıyoruz ki üstünü inceleyelim yani. Şu dağ görselinin içerisinde bir tane de ayı varmış. Bunu önceden görenler varsa yorumlarda söylesin. Ben ilk defa görüyorum. Bakın tam şurada bir ayı var. Böyle işte ayağa kalkmış gibi de. Yani dediğim gibi abi, biz Tableron yiyoruz mu da bunu fark edelim. Azıcık ucuz yapın şunu ya. Ya bir çikolata. Çikolata 20-30 lira olur mu ya? Az önce 87'nin 29'a bölünebildiğini buldum. Abi çok bölünemeyecek gibi değil mi ya? Yani çok iğrenç iki sayı değil mi ya? Ama tam bölünüyor. 87'nin 29'a bölünmesi beni niyeyse şu an rahatsız etti ya. Hoşuma gitmedi. Dünyanın bence en sevimli hayvanlarından olan baykuşun bacaklarının 2 metre olduğunu hiç duymuş muydunuz? Şu gördüğünüz canlıya baktığınız zaman şuralarda ayakları var ama hani bacağı yokmuş gibi. Sanki ayakları bedenine yapışıkmış gibi böyle bakıyor. Ama aslında dediğim gibi baykuşların bacakları nereden baksanız bir 20 santim falan var. Şöyle kaldırınca köy kıraathanesine giden emmiye benzemedi mi ya? Yani bir tane kasketi eksik, şöyle kıraathaneye gidiyor sanki. Bu fotoğrafı görünce şu ana kadar yediğim patateslerin kaplarını düşünüyorum. Acaba böyle kıvırma yerleri var mıydı diye. Hiç dikkat etmedim. Yani ona dikkat eden de delidir zaten. Otur patatesini ye. Patates kaplarında şurayı kıvırdığınız zaman orası sosluk oluyormuş. Yani hiç kullanmadım. Ben bu sosu genelde böyle tepsinin kenarına dökerim. Patatesin üstüne de dökmem. Kenarına dökerim. Oradan alır bandırır yerim. Oh. İşte hayatınız yalan diye ben buna derim ya. Sarı sarı çimleri yeşile boyuyorlar. Abi o onun tadını vermez ki. Arizona olduğu için herhalde oralarda çok çimen yetişmiyor. Yani hava çok sıcak olduğu için insanlar da sarı çimenlerini yeşile boyuyorlar. Ama dediğim gibi onun tadını vermez ya. Yani o çimenlere bastığın zaman o sarı böyle kuru otu hissedersin. Güzel güzel kokusu gelmez falan. Sadece görüntü yani. Bence görüntü için de gerek yok. Bu oda spreylerini alıyoruz, koyuyoruz, böyle arada pıst pıst yapıyor ya, onun bir de pıst pıst yapmayan versiyonu varmış. Yukarıdaki kapağını açtığınız zaman o pıst pıst yapmıyor, yani her zaman koku yayıyor. 7/24 koku yayıyormuş, benim işime hiç yaramaz, biz evde kullanmıyoruz çünkü böyle şeyler zararlı ya, çok kokuyor. Ama siz kullanıyorsanız dediğim gibi o pıstlatma yerine bunu kullanmanız bence daha güzel olur. Her gün kahve alırken yaşadığımız şey ya, kokteyl diye alıyorsun, adam sana bu kadar buz veriyor. İçinde kokteyl şu kadar var. Aynısını bildiğimiz kahveciler de yapıyor. Bardağın içine buzu dolduruyorlar ağzına kadar. Verdiği kahve şu kadar. Yani aslında adam sana kahve vermiyor. Adam sana buz veriyor. Meksikalı anneler be like. Bu ne şimdi? Bir baharat kutusuydu bu. Ondan sonra onun üzerindekileri soyuyorsun. Aha, baharat şeyi kabı oldu sana bardak. Bu hangi baharatmış ya? Gidelim biz de alalım. Yani bardak almak baharat almaktan daha pahalıdır herhalde. Yine işiniz gücünüz yalan dolan, yine hayatınız yalan. Tuğla görünümlü duvar yapıyorlar ama aslında tuğlanın T'si yok ortada. Sadece bantlarla onun şeklini vermişler. Bunu başka bir videoda daha görmüştük. Ben şeyi düşünüyorum. Abi tuğlaları dizmek o bantları çekmekten daha kolay ya.
yine aynı şekilde taş görünümü veren bir abimiz. Ortada taşın T'si yok ama taş gibi görünüyor. Yani oraya taş koysaydın daha iyi olmaz mıydı? Diyeceğim de bu da iyi oldu ya. Ben bunu biliyorum. Çok önce çektiğim bir videolardan bunu öğrenmiştim. Gördüğünüz İskambil kartı 8 ve ortasında da 8 var. Bunu hiç bu videoyu izlemeden önce fark etmiş miydiniz? Ben hatırlıyorum, bunu ben bir videodan görmüştüm. Yani öncesinde hiç fark etmemiştim. Yine yalandan bir görüntü yaratan bir insan görüyorsunuz. Bakın ahşap görüntüsü veriyor. Ama buna o kadar da çok bir laf edemeyeceğim. Çünkü yani o ahşabı kesmek falan çok zor. Onun yerine böyle yalandan bir görüntü yapabilirsiniz. Anlayabildiğim kadarıyla diyor ki bölme işareti var ya, şu işaretin dengede duran iki top olduğunu ben yeni fark ettim diyor. Gördüğünüz gibi şöyle altta bir top var. İşte ortada o denge tahtası, sonra üstünde bir top daha. Yani böyle dengede durduğunu ben yeni fark ettim diyor. Ama niye fark ettin? Yani ben hiç duruma öyle bakmamıştım ya. Harbi yani iki eşit parça manası çıkıyor. İlginç. Ben hiç dikkat etmemiştim. Zaten benim lisede de falan matematiğim de sıfırdı. Biz galiba yanlışlıkla kötü bir gün geçiren insanlar videosuna geldik. Ani bir yangın durumunda adamın arabasını çekmek yerine adamın camını patlatmışlar. Şu an hayatında ilk defa sarı karpuz görenler bir like atarsa, bir yorum yaparsa çok sevinirim. Çünkü benim sayemde hayatınızda ilk defa bir şey görmüş oluyorsunuz. Sarı karpuz denen bir şey varmış, ben ne gördüm ne duydum. Yani bugüne kadar YouTube'da milyonlarca video izledim. Instagram'da milyarlarca post kaydırdım. Böyle bir şeyi hiç görmedim. Aramızda bununla alakalı bir bilgisi olanlar varsa bir söylesin. Yani tadı gerçek karpuz gibi mi? Tatlı mı, acı mı, ne bileyim yani nerede satılıyor söyleyin, biz de alalım. Ben hayatımın en büyük şokunu kaju meyvesini gördüğümde yaşamıştım. Bu gördüğünüz şey, sinirli bir surata benzeyen şey, aslında bir kaju. Abi nasıl olabiliyor yani, hiç beklemezdim ya. Kaju ne bileyim ya, nereden çıktığını da bilmiyorum ama kaju dediğiniz şey buymuş. Sinirli böyle kafasında kavuğu olan bir adama benziyor ama kaju bu. Hiç görmüş müydünüz, görmemiş miydiniz bilmiyorum ama yani çok böyle olmayacakmış gibime geliyor ya. İmkansız gibi geliyor, inanmak istemiyorum. Bunu öğrendiğimde şu anki yaşımdaydım diyeceksiniz çünkü ben şu an öğrendim. Patlıcana İngilizce'de eggplant diyorlar, yani yumurta bitkisi gibi bir şey. Sebebi de gördüğünüz gibi patlıcanlar daha büyüme aşamasındayken yumurta oluyorlarmış. Yani yumurta olmuyor da yumurtaya çok benziyor. Gerçekten yumurta bir bitki olsaydı bu kadar benzeyemezdi ya. Bence bunu aranızda bilen kimse yoktu, bu videodan öğrendiniz, o yüzden bir like'ı hak ettik. Doğum günün teknik olarak annenin doğum günü. Allah. Aa, kelime oyunu var orada. Senin doğum günün aslında annenin de doğum günü. Ya anladınız değil mi? O doğum doğmak olan, o doğum doğurmak olan. Bak ben bu olayı hiç böyle düşünmemiştim ya. O zaman 22 Temmuz yani birkaç gün sonra benim annemin de doğum günü. Kafein bir uyuşturucu olduğuna göre Starbucks çalışanları uyuşturucu satıcısı. Ulan bak bunu da böyle düşünmemiştim ya. Kafein, evet, bağımlılık yaptığına göre uyuşturucu olması lazım. Yani kötü bir şey olması lazım. Onu satıyorsunuz, o zaman siz uyuşturucu satıcı oluyorsunuz. Sağ dirseğin hiçbir zaman sağ elinle dokunulmadı. Evet bak abi, hiç ben böyle düşünmemiştim, lanet olsun ya. Şimdi dirseğimde onun eksikliğini hissedeceğim. Bak bununla dokunuyorum da bununla şöyle dokunamıyor muyuz ya? İşte yine hayatınızın yalan olduğuna dair bir fotoğraf. Mutfaklarda kullandığımız büyük çakmakların içerisinde aslında normal çakmak olduğunu öğrendiğim günden beri rahatsızım ben ya. Ne pis bir dolandırıcıymışsınız siz. Sizin her şeyiniz yalanmış. Abi bu ne? Yani şuradaki marka üstüne alınmazsa sevinirim. Ondan sonra avukatları bana mail atıyorlar. Ama yani abi biz böyle bir şey beklemiyorduk ya. Normal çakmağın ucuna tüp koymuşsunuz, tekrar koymuşsunuz. Gerçekten çok rahatsız edici bir fotoğraf değil mi ya? Ben çok rahatsız oluyorum. Muhtemelen aramızda hiç kaplumbağa iskeleti görmemiş arkadaşlar vardır. Ben görmüştüm çünkü ben çok fazla belgesel izleyen bir insanım. Normalde düşündüğünüz zaman hani diyorsunuz ki kaplumbağanın iskeleti böyle gidiyordur, İşte bu kabuk boştur, ama iş öyle değil. Kaplumbağanın iskeleti o kabukla birleşik. Yani aslında bu kabuk dediğiniz şey kaplumbağanın sırtı gibi bir şey. Gördüğünüz gibi iskelet böyle geliyor, yukarı doğru gidiyor, böyle aşağı iniyor. İşte bu da böyle bir bilgiydi. Yani ileride bir gün karşınıza çıkar kullanırsınız. Herhalde herkes Vans markasının logosunu biliyordur. Vans markasında gördüğünüz gibi şöyle bir V böyle yukarı doğru gidiyor. Aslında o karekök ANS oluyormuş da. Matematiği iyi olan birisi varsa şunun ne anlama geldiğini bir söylesin. Yani karekök neydi? Ben onu da hatırlamıyorum ki. ANS, answer falan mı yani, cevap mı? Bu aradaki bağlantıyı bulabilen var mı?
Tamam, artık son darbeyle videoyu kapatıyorum. Şu gördüğünüz piller var ya, 9 voltluk piller. Ben zannediyordum ki onların içerisinde bir sıvı var falan. Meğerse birkaç tane pilin birleşimiymiş. Bu kadar, yani bu kadar basit. Hiçbir teknoloji yokmuş. Meğerse pilleri birleştiriyorlarmış. Yani bu bilgiyi de artık alın, ne yaparsanız yapın. Beni rahatsız etti, sizi de rahatsız etsin. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Hayatınızın yalan olduğunun kanıtı şeklinde bir video oldu. Yani görmediğimiz şeyleri gördük, bilmediğimiz şeyler öğrendik falan. Bence hoş videoydu ya. Eğer siz de videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla içerik istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmayı, bir tane de like bırakmayı unutmayın. Şuradan kanallara abone olmayanların hayatı yalan. Yemin ediyorum hayatları yalan. Şuradan da diğer videolara göz atmayanlarınki yalan. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. We'll be right back.